Çıkar çıkar. Ya ben iyi hissetmiyorum Gökhan. Çıkar. Kapat şunu. Çok kötü muameleler görüyoruz bu taraflarda. Bize mutlu son soruyorlardı. Mutlu ayak masajı var burada. Mutlu son değil. Duyu depresyonda kalın abi. Ne işiniz var? Evet, Katpa adasına geldik. Daha fazla fiyata satmak için bize her hostel başka bir numara yaptı. Gecenin bir yarısı bize WhatsApp'tan mesaj atıyorlar hosteller. Diyorlar ki işte siz özel oda ayırtmışsınız ama odamız kalmadı, sizi yatakhaneye vereceğiz diyorlar ki Booking'den onaylı, düşünün. Böyle dalavereler dönüyor. Ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum. Muhtemelen doldurmaya çalışıyorlar. Bir grup halinde almaya çalışıyorlar. Hafta sonları çok doluluyormuş. Fiyatlar yükseliyor. O yüzden bakalım ne sorunlar yaşayacağız. Size gösterelim dedik. Kamerayla girelim dedik. Kamera teşekkürler. Güvenliğim misin? Evet. Dün gece yarım yamalak bir İngilizceyle bize şantaj mesajları geldi. This one. Yeah. Alo. Dünkü tehditkar durumdan eser yok. Dün bize mesajları atan gizemli yabancı kimdi? Birisi eşek şakası mı yaptı, katır şakası mı yaptı? Soruyoruz. Bakalım nasıl oda verecekler? Belki bodrum katta izbe bir yer verecekler. Evet, öyle bir şey verirlerse zaten kamera. Sen bizim güvenliğimizsin. Evet, hiçbir sorun olmadı. Asansörleri sevmem. 7'ye bassana. 7 mi? 7. 7 mi? Teras 8 zaten yine. Hayır, bence çok güzel, üst kat vermeleri iyi. Bence iyi yer verdiler. Gökhan, Ali Cengiz oyunları dönmesin burada Gökhan. Buyurun. İyi, aydınlık bir yere benziyor. 703 Ezgi'cim. 703, şu olsa gerekli düşünüyorum. Bu mu? Evet, 703, ooo. İyiymiş. Oo, kocaman bir oda. Hem de yine... iki yatak. Ezgi bir yerde, ben bir yerde. Evet, pencereyle ilgili yine bir sorun var. Ben biraz deli yatıyorum da. Banyolu, iki yataklı, buzdolabı bu hostele kişi başı 7 dolar, kişi başı değil ya, iki kişi verdik biz. İki kişi 7 dolar verdik, kahvaltı dahil. Kişi başı 40 bin donga tekne turu bulduk. Evet, iki saat hem de inanılmaz ya fiyat. Nereye gideceğimizi bilmiyoruz tekne turunda, önemli değil. Önemli olan... 40 bin olması. Hayır, önemli olan spontane olalım. Ha, amca hemen... Yerde bak, getirelim seni diyor. Evet, önemli olan dediğim tur almamak diyecektim. Çünkü bunlar arkadaşlar büyük turlar değil, bunlar okay. Küçük turlar. Yeah, okay. Thank you. Evet, gidiyoruz. Ama. Çok ani oldu. 40 bin olduğuna eminim çünkü adam yani yerli halktan böyle büyük turlar falan değil. Biz şimdi çatladak karar verdik, patladak gidiyoruz filan. Katma adasındayız. Burası 367 adadan oluşan, yani ada kompleksi gibi bir şey. Her yerde ada var abi burada. Güzel güzel yerler göreceğimizi düşünüyoruz burada. Ben biraz bayığım ya. Yani özel turlar yapılsa parıltılı teknelerle gidiliyor. Onların fiyatı 15 dolardan başlıyor. Her yerde bina var burada da. İlk defa bir adada böyle yüksek binalar görüyoruz. Gökhan, gidiyoruz. Kişi başı 40 bin olduğunu bir tekrar soralım da. Parayı ver istersen başta. Money, okey. One hour. Kuzey Vietnam'da bir kazıklanma daha yaşıyoruz. Abi adam 600 bin dedi. O 40 olur mu ya Ezgi? No, not 100. 60 diye olabilir. Yanlış, İngilizce bilmiyorlar. How much per person? Bumpers. 600 bin işte. No, not 100. Okay. We don't pay for it. Thank you. Normalde bir günlük turlar 400 bin. Şu anda üzerinde bulunduğumuz ana Katpa adasında 3 tane sahil var. Katko 1, Katko 2, Katko 3 diye. Şimdi bir tanesine gideceğiz. Bunların tabii bir hikayesi var. Yüzyıllar önce bu adada Tran Hanedanlığı zamanında 3 kadın öldürülmüş. 3 kadının cesetleri 3 ayrı kumsala vurmuş. Bu 3 cesedi burada yaşayan Vietnamlı, Çinli balıkçılar bulmuş. O yüzden adanın ismine Kadınlar Adası anlamına gelen Katba ismi verilmiş.
3 ölen kadın için 3 ayrı tapınak inşa edilmiş. Nerede bu tapınaklar? Efsane biri mi? Belki de burada hala, gizli. O ne Ezgi'cim ya? Ben ada kızıyım. Evet. Hindistan cevizi sapı. Yaprağı. Gökhan sana da yakışır aslında. Al sen taşı. Ben böyle taşırım abi. O ne ya? Ağaç mı kesin? Ben de ormancı olur ya. Anneciğim babacığım buradan süpürgesi yoncadan. Rezil olduk. Yine rezil olduk. Gökhan nemden dolayı depresyonda. O yüzden ben Tarzan'ı arayan Jane modunda Gökhan'a doğru uçuyorum. Sahilimize geldik. Sahil önüne kurulmuş kocaman bir otel göreceğiz. İlk defa bir sahil önüne kurulmuş böyle yüksek katlı bir bina görüyorum. Hiçbir adada görmedik şimdiye kadar Güneydoğu Asya'da. İlk defa bu adada gördük. Şuna bakın. Aa, su bayağı çekilmiş ya. Su ne kadar çekilmiş görüyor musun? Sulara ne olmuş Gökhan? Suları içmişler Gökhan. Büyük bir gel git var burada. Hızlı motor çekiyor. Kiralayalım bari denize yürümek için. Nasıl gideceğiz ya? Burası Katko 1 plajı. Herkes burada güneşleniyordu dün. Şimdi kimse yok. Korkudan. Otel böyle. Neyse biraz yeşillikli falan yapmışlar da. Düzeltmişler ortalığı. Yani burası güya bir de UNESCO miras listesine girmiş 2004 yılında. Ortama gel. Geldim. Bunlar çok küçük ama ya. Ortaokul çocukları. Dün full burası turistti. Her yer turistti. Oo buz gibi. Bu sahilimizi bıraktık. Burada girmeyelim dedik. Öbür sahile gidelim dedik. Şuradan şöyle bu dağın çevresini takip edeceğiz. Önümüzde bebek tulumu giyen mavi bir kız var. Dün de gördüm kendisini. Pek şaşırdım. Pek seviyorlar buralarda böyle elbiselerle fotoğraf çekilmeyi. Hava 26 derece olmasına rağmen çok sıcak hissettiriyor nemden dolayı. Hatta bakın sis varmış gibi her yerde. İşte böyle küçük küçük adacıklardan oluşuyor katlı etrafta, çevrede. Tabii bunlar uzak olduğu için fotoğrafik çekim alanları da yaratmıyor yani. Yani normalde burası çok kalabalık olur. Turistlerden yürüyecek yer bulamazsınız. Ama bugün ne ekmesi bomboş. Buraya genelde Hanoi başkentten Vietnamlı turistler geliyor. Yani yabancılar da geliyor ama gelen Vietnamlar başkentten hafta sonları gelip kaçamak yapıyorlar. Çünkü arabayla sadece 2 saat Katko Adası. Ayağının ne batmışsa çocuğun. Çıkıp ayak görürlerse öyle olur. Gökhan bu manzarayı da beğenmezsen artık... Güzel, gitgide güzelleşiyor. Gökhan'ın doyumsuzluğu had safhada bugün. Nemden dolayı diyoruz. Nemden dolayı mı? Sudan nemden depresyon kapıyor. Yok ya öyle çok çabuk depresyona giren bir adam da değilim. Aralarda oluyor sadece. Sadece Gökhan'ın... Sıla hasreti. Sıla hasreti diyebilir miyiz Ezgi buna? Yok, senin gözler çıplak, uyku hasreti. Ya evet şöyle iyi bir... Uyudum ben, 12 saat uyudum. Aha, sahilimize geldik. Sahilimize geldik ki yine bir otel kondurmuşlar buraya. Gökhan bak ne buldum. Ne o? Sana hediye. Hı, gülümse ederim. Diye, yakana takarsın. Yok, bugün gülümsemek istemiyorum. Abi normalde ben soğuk su severim de bugün depresyondayım. O yüzden girmek istemedim ya. Şu ayaklarımızı soktuk yeter. Ezgi de girmedi. Hava kapalı ama ya. O yüzden depresifim ben galiba. Bir de nemden. Nemden nem kapıyor. Şimdi bir yemek yiyeceğiz Ezgi. Ne yiyeceğiz? Fried rice, fried noodle. Hep aynı. Pilav noodle. Bu da üçüncü plaj. Vallahi bugün hafta içi turist yok. Şuna bak, bütün plaj bizim. Hey, oley oley oley. Şampiyon katba. Hemen arka tarafta yine oteli görüyoruz. Biz bir çift olduğumuz için bomboş sahiller arıyoruz tabii. Tek yalnız gelenler bomboş sahili görünce olan ne işiniz var orada? Tayland'da gidin diyebilirsiniz. Ama şu anda vallahi ben rahatladım yani. Güzel. Evet, herkes Tayland'da su savaşından bahsediyor. Kendinize bir fiskiye edinin. Hortumlu olandan. Baş parmağınızla fiskiyenin başına tam kapatmayacak şekilde kapatıp püskürtün. Bu sahil tamamen bize ait ya. Başkası yok. Gökhan adayı bana mı kapattın? Seni kapatacağım adaya.
Seni odaya kapatacağım. Sen bir şey söylemedin ki. Yok, burada 3 tane kadın öldürülmüş. Bunun üstüne Gökhan'ın sınıfı. Abi 3000 sene önce 3 tane kadın öldürülmüş ya. Vebali 3000 sene sonra benim başıma geliyor. Evet, ya takılıyor. Şu yeşilliğe bak. Bak fışkırıyor. Abi otel de yeşil. Bak bunlar Singapur'daki otellerin biraz çakması. Evet. Valla bu sahillerde gördüğünüz bütün oteller birbirine bağlanıyor. Şu yukarıda köprüler var. Şurada. Onlarla bağlanan bir zincir. Burası public. Kamusal alan yani. Herkes girebiliyor neyse ki. Burası yani. Public. Burası public. Public baby. Gökhan. Gökhan'ın saçları kırptı yine. Gökhan depresyona girdi mi saç kırpıyor arkadaşlar. Gökhan gitti. Gökhan koptu. Gökhan balataları yaktı. Şu an giysilerle denize doğru gidiyor. Düşünen adam, acı çeken adam, depresyona giren adam hepsi bir vücutta toplanmış ve ne yapacağımı merak ediyorum şu anda. Geri dön Gökhan! Suya düşüncelerimi bırakmak istedim ama olmadı. Yetmiyorlar. Düşünceleri suda bıraktım ya. Her şeyim halloldu, bitti. Depresyon yok. Dünyanın en mutlu insanıyım şu anda. Bir tavsiye veriyor musun depresyonda olanlara? Vermiyorum. Suyu depresyonda kalın abi. Ne işiniz var? Depresyondan sonraki çıkış mutlu hissettiren ya. Hayır. Depresyon olmadan mutluluk mu olur? Beni dinleyin siz. Suya atlayın. Suya atlayın dedi. Yüzün demek istiyorum. Öyle atlamayın. Denize girin. Ben parmak ucunda kalkmaktan bale yapıyorum. Ben de vücudumu göstermemek için yukarıda tutuyorum biraz. Sadece kafa gözüksün. Gökhan'cığım adada 3 kadın öldürülmüş, sen depresyona giriyorsun. Adada 3 kadın öldürülmüş, benim depresyona girmem lazım. Hayır, ne alakası var? İnsanlık adına ayıplarda ben kendimi suçlu bilirim. Oo, çok büyük cümle etti. Sahilde kitap okuyoruz. Madem dedik bu kadar sakin, maalesef kitaplarımızı telefondan okuyoruz. Her bölgede farklı kitap okuyorum. Vietnam'da özellikle başka bir şeye geçtim. Neden olduğunu söylemek istemiyorum ama Hannah Arendt'in totalitarizmin kökeni diye bir kitabı var. Bu platformda konuşmak istemiyorum. Gökhan derinden vurdu. Ben tabii ki öykü yazan birisi olarak öykü okuyorum. Carlos Fuentes'e selamlar buradan. Carlos Fuentes bu arada... Meksikalı. Meksikalı, evet. Selamlar dediğim yanlış anlaşılmış. Adam öldü mü? Bilmiyorum, ölmüş olabilir ya da ölmemişti çok... galiba. Eğer kafayı biraz dinlemek istiyorsanız Gökhan'ın değil de, Gökhan'ın kitabını değil de benim kitabımı okuyun. Gökhan'ın dediği kitapları okursanız depresyona girebiliyorsunuz. Depresyonumu attım. Bulutlar yağmuru boşalttı. Benden bir şeyler kalktı. Hafifledi. Nereye gidiyoruz ya? Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Başka bir oteldeymiş kahvaltı. Eğer Booking gibi bazı siteleri sürekli kullanırsanız size hediyeler sağlıyor. Bizim de bu kahvaltıyı mesela almamızın nedeni sürekli kullanmamız ve artık çoğu hostelimiz o da kahvaltı veriyor bize. Kahvaltıda ne mi var? Şöyle bir reçelimsi bir şey var. Bir de bir tereyağı koymuşlar. Ekmeği sürüp yiyoruz. Bir de muz var. Ezme aldım. Ben sebzeli noodle'la yumurta aldım, omlet. Bir de sıcak süt aldık. Muzu da böyle hediye getiriyorlar. Domates tarlası ha. Şunlar, domatesin çekirdeği. Hep bir nüktedar şarkı buluyor. Uygun yani. Manzaralar böyle. Artık Vietnam'da sıkça alıştığımız manzaralar bunlar. Gökhan bıktı artık herhalde ya. Yeşil görmek istemiyor, anlaşıldı. Yok, görmek istiyorum da size farklı bir şeyler göstermek istiyorum. Onun sitesi var. Hadi bakalım. Vietnam'ın sonlarına geliyoruz zaten. O yüzden farklı şeyleri hazır olun. Hazır olun. Teyzem var ya. Özlersin bak Gökhan bu şapkaları. İleride özleyeceğim kesin ya. Ama artık yeter yani. 3 aya yaklaştık abi. Hatta 3 ay oldu galiba. Evet, miladını doldurdu Vietnam bizim için. Güle güle şekerim diyeceğiz. Yakında güle güle şekerim Vietnam'a. Yani ulusal parkımıza geldik. Adanın ulusal parkı. Burada her yere giriş 3,5 dolar. Şimdi buradan bilet alacağız. Get the ticket. Okay. Funchal and Project K.
Okay. Ezgi ile hatta tartıştık. Ezgi gidelim, video çekmem lazım. Yapacak başka bir şey yok dedim. Ezgi dedi bir şeyler içeriz o paraya dedim. Yani siz bu para konuşmalarını yapmamızı sevmiyorsunuz arkadaşlar, biliyoruz ama biz 2 senedir dünya turu yapıyoruz. Yani artık bize bir katkısı olması gerekiyor. O yüzden diğer sosyal medya hesaplarına falan sardık para kazanalım diye. Böyle bir durumdayız. Desteklerinizi bekleriz. Teşekkür ederiz. Tezek kokullarıyla parkımıza girmiş bulunmaktayız. Ama sese bak. Sese baksana. Abi her yerde inşaat var zannediyorum ben seste ya. Çıldırtıcı. Bakalım burada bir gözlem noktası varmış. Güzel manzara görebileceğimizi düşünüyoruz. Ama çok da ümitli değiliz. O yüzden ekranlarınızı kapatabilirsiniz. Bundan sonra görecek bir şey yok. Abi şöyle bir şeker buldum ya. Yani şurada acı biber falan var. Alalım dedik. Hayatım boyunca ilk defa bir şekeri yiyemedim. Bu 3 gündür benimle beraber. Acı biberli içinden bir şey çıkıyor. Şurada bir yazı yazıyor. Vietnamca. Baktım Türkçe'ye çevirdim. Sıcak su arıtma yapıştırıcısı yazıyor. Ya bu bir şeker. Hayatım boyunca yediğim en kötü şeker. O lipslerin altından böyle tuzlu tuzlu şey gelir ya, böyle çok severiz falan. Ben çok severim yani. Bunda da alt taraftan böyle acı bir tat geliyor. Tuzlu acı. Abi şeker, tuzlu acı. Ya bu Vietnam'da var ya, uğramadığımız şey kalmadı, işkence. Ezgi bugün depresyonda. Yok, bir sefer Ezgi depresyonda. Ben mutlu olunca Ezgi depresyona giriyor. Pul biber koymuşlar galiba içine. Baksanıza şuna. Kırmızı bir şey var. Şekerle imtihanımız bitti. Gökhan şekerini yedi, yüzünü buruşturdu. Şimdi de doğayla imtihanımız başladı. Akşama yemekte kırmızı mantar var. Afiyet olsun Gökhan'cığım. Bunlar yenmez ki. Gayet güzel, gayet güzel. Bunları yediğin anda mefta. Bu özellikle bu kırmızı mantarlar yedikten yaklaşık 2 saat sonra kusma, böğürme, kalp çarpıntısı. Bir dakika, böğürme derken anır mı? Yani... Hayır, öyle böyle kusmuyorsun yani. Böğürerek kusuyorsun. Ha tamam. Bir de uğuluyor musun kurt gibi? Anırıyorum. Buranın özelliği, burada çok hayvan çeşitliği var. Geyik çıkabilir, maymun çıkabilir uyarısıyla buraya girdik. Ama özellikle burada çok güzel çeşitli rengarenk kelebekler var. Mavisi, yeşili. Ve hepsi motor sürerken Gökhan'ın suratına yapıştı. Bu mu söyleyeceğin? Evet. Evet. Gökhan'a bugün bir suikast girişimi. Kelebekler evet tarafından. Biri gitti, diğeri vurdu tokat. Vuramaz tabii. Hadi motorla kolay tabii vurmak. Hadi yiyorsa şimdi vur. Herkes haddini bilecek. Kelebeklerle dahil. Böyle kelebekler hayır var. Hayır ya. Şuna bak. Haddini bil. Hayır. Sen haddini bil. Azıcık ömrü var zaten. Çöp tehlikesini çekiyorsun Gökhan. Kendine gel. Arkadaşlar ortalama izlenme sürelerimiz çok yüksek. Türkiye'den izlenme oranı %70. Yani %70 Türkiye'den izleniyor. %30 yurt dışındaki Türkler izliyor. Yani ortalama oranları en fazla Türkiye'den sonra Almanya'da izleniyoruz. Sonra Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Norveç, Avustralya falan filan. Bu buralarda, özellikle bu bölgelerde ortalama izlenme süremiz 10 dakika. Yani bir videoyu 10 dakika minimumda izliyorlar. Ve çok güzel bir oran bu. Bayağı süper bir oran. Ama gelin görün ki Azerbaycan'da ortalama izlenme süremiz 10 saniye. Abi 10 saniye ne demek ya? İzlenme süresini düşürüyorlar yani. Basıyorlar. 10 saniye çat kapatıyorlar. Yani muhtemelen Türkçeyi anlayamadıkları için diye düşünüyorum. Ya da hızlı konuştuğumuz için falandır diye düşünüyorum. Bence oraya gösterilmesi daha iyi aslında. Sizlere teşekkür ederiz bu arada. Ortalama izlenme süresi uzun olduğu için, uzun izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ay benim arzu kızım. Eşim dedin. Bugala Daşlı Gala. Kim Taşlı? Bugala Daşlı Gala. Gala ne demek? Çıngıllı Daşlı Gala. Kızdı. Ezgi kızdı yine. Abi her ormanın farklı sesi var ya. Bu bir garip bir şey. Bu Katba Adası o adalara yapılacak, etrafındaki adalara yapılacak turlarla daha iyi anlaşılabilir. Ada içinde çok fazla bir şey yok. Ezgi tabii şu anda sahillerde olmak isterdi. Maalesef burada. Bikinisiyle boy göstermek isterdi ama maalesef burada. Ya bikiniyle değil de suya değmek isterdim. Soğuk suya. Birinci konaklama tesisimiz. Şuraya biraz oturup Ezgi'yi bekleyeyim. Karınca var mı? Yok. Ezgi var mı? Var. Helva zamanı. Bu helva tavuk suyu bulyon muydu? Evet. Tavuk suyu bulyona benziyor. İçinden tabii başka şey çıkıyor. Şimdi bunu açıyorsunuz. İçinden bir poşet çıkıyor. Ulaşmak zor. Çok değerli bir
bir helva bu. Çorbaya atın ama. Sonra, evet, sonra çorba atıyorsunuz. Şöyle helvamızı önceden göstermiştik. Çorba edin. Ya. Çok güzel evet. İşte bu çıkışların bir inişi olacak ya. Oh. Evet, Gökhan'ın şu tek an... tesellisi bu sıcakta evet. Bu çıkışların. Güzel bir teselli ama. İniş olacak. Manzara bizi tatmin edecek mi? Ezgi ne düşünüyorsun? Tatmin edecek mi seni? Bence evet. Bence hayır. Oyla mı yapalım Gökhan? Yap. Evet mi hayır mı? Nasıl yani? İki kişiyiz. Birisi hayır diyor, birisi evet diyor. Demokrasi diye ben buna derim. Biz bu kadar anlıyoruz demokrasiden. Yengecim burada ne işi var ya? Dağda yengeç olur mu? Evladım, sular mı çekildi? Hızlı mı çekildi sular? Bak bak gözlere bak. Ne işin var senin burada? Bunları çok fena yiyorlar. Dağa kadar çıkmış hayvan. Dağda bile rahat bırakmıyorlar. Gökhan. Dur canım. O taktı dur. Bana ya. O taktı sabahtan beri. Gökhan dur canım. Kızdırırsan sokardım. Gökhan kızdırma beni. Gökhan. Oha bir de buradan çıkacağız yukarı. Evet. Muhteşem manzara. Bir arı bana tak. Abi benden Gökhan, bağ mısın bak... bu? Şuna bak. Lan ben çiftliyim git. Gökhan. Şimdi arıya niye böyle davran diyecek kavga bana. Kavga etme Gökhan. Arıyla kavga edersen sokar. Arı adına sizlerden özür diliyorum. Gökhan bana geldi. Hayvan hakları. Manzarayı beğendin mi Ezgi'cim? Manzara harika. Bayıldım. Oyu birliğiyle ben kazandım bu arada. Demokrasi ya. %51, %49. Bizim kafalar böyle çalışıyor. Manzarayı gösterelim. Beyaz bina. Oradan çıktık Gökhoş. Biz böyle bu yolda yürüdük. Bayağı iyi gelmişiz. Evet. Bugünlük spor ihtiyacımızı karşıladık. Oksijen ihtiyacımızı aldık. Biraz önce şuradaki manzarayı gösterdik. Şimdi yukarı doğru başka bir manzara olacağını söylüyorlar. Da 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 da. Şimdi en tepe noktaya geldik. Sence deniz görecek miyiz bu noktada? Başımda kabak yerleri değil güneş. Eğer deniz çıkmazsa ben kazanıyorum. Gökhan ne oldu? Bakıyoruz. Adada manzaraya geliyoruz. Deniz yok. Yok böyle bir şey. Gökhan ne yapıyorsun? Ne çıkayım bari. Maymun tırmanışı. Hadi. Ha. Abi adada deniz yok ya. Evet, paranın hakkını alamadığımız ilk manzara. Yemişim. Yok. Ben çok sevemedim. Bir ulusal park bileti alana bir mağara bedava. Trunk mağarasıymış. Trunk. Nasıl Ezgi? Trikli bir isim. Ne gibi? Trink para. Trink. Para diyorsun yani. Valla bu mağaranın birçok ismi var. Yarasa popülasyonundan dolayı yarasa mağarası denmiş. İşte Vietnam Savaşı'nda radyo üssü olarak kullanılmış. İşte donanma mağarası denmiş. Hastane mağarası da var aynı zamanda. Burada da bazı yaralılar falan bu mağaraya taşınmış. Öyle bir mağara. Trunk mağarası. Mağara gibi bir mağara Gökhan. Bir farkı yok mu diyorsun? Mağara gibi işte diyorum. Bayağı sarkıtlar dikikler. Evet, bu mağarada 6000 senelik Vietnamlı kalıntıları bulunmuş. Vietnam insanının kalıntısı bulunmuş. Bayağı 6000 sene yüksek, uzun bir sene de buradan nasıl geçeceğiz? Gökhan ben geçiyorum. Ez geçiyor. Çok zayıf, çok naif, çok ince bir kız kendisi. Evet Ezgi. Gökhan'cığım bu mağarayı çok beğendim ben tarzını. Evet bayağı güzel. Bu şekilde bir mağara görmemiştik. 300 metre mesafe uzunluğundaymış yani. Hayır gördük de tekneyle geçtik içinden. Suda gördük. Buranın hikayesi nedir? Neden adı Trunk? Ona geçelim. Burada Lady Chua Trunk düşmanları püskürtmüş ve buraya saklanmış. O yüzden adı Trunk olmuş. Bu toprakları almak için birçok düşman gelmiş buraya. Bu kadın kahraman da işte savaşmış, bu toprakları korumuş. Sonra da buraya gelip yerleşmiş bu mağaraya, öyle söylemiyor. Buranın efsanesi de böyle işte, her yeri bir efsane uyduruyorlar abi. Adada onlarca efsane var. O da bunlardan bir tanesi. Ama fena bir yer değilmiş burası ya. Evet. Bakalım burada ne varmış. Evet, kireç taşı sarkıtları. Her mağarada olduğu gibi. Göz dolduruyor. Değil mi Ezgi'cim? Bizim Alanya'daki neydi? Sarkıt dikiklerin adı. Evet, burada bol bol para var ve kimse almıyor abi. Burayı toplasan bayağı 10 dolar falan çıkar. Kamera var mı? Kamera da yok. Bir kişi de almıyor. Gökhan bakar mısın onu şimdi? Yani niye almıyorlar? Çünkü enselerinde giyotinin
sert ucunu hissediyorlar. Biliyorsunuz burada şey var, idam cezası var. Bildiğiniz burası bir diş mağarası, seçiyorum ben burayı. Bakın ejderha dişi. Dişler. Bakın burada bardak koymak. Başka bir şey benziyor ama. Kahve severler buraya. Buradan kahvenizi içiyorsunuz. Oo. Bayağı büyük ya burası. Büyük. Aynen. 300 metre gitmemiş miyizdir daha? Gitmişizdir. İşte az kaldı. Sonuna geldik. Yok ya, daha vardır. 300 metre değil. Şu an aynı 100-150 metre gitmişizdir. Bakalım bizi nasıl bir cennet açacak bu mağara. Merakla bekliyoruz. Abi bugün sırılsıklam terledik ya. Adamların bize para vermesi gerekiyor. Oo, bayağı güzelmiş. Aa, çok güzel Gökhan. Evet. Ya, Şirinlerin mağarası. Gökhan, Hobbit mağarası burası. Evet. Oh. Gökhan'cığım, buraya girilmiyordu bence. Çıkamayacağız. Ya, hayır, saçmalama. Ezgi tabii ki giriliyor. Çıkamayacağız. Ezgi'nin kapalı alan korkusu başladı. Gölge etme Ezgi, başka hiç sana eylemem. Bak, her yere gölge kondurdun. O bayağı güzelmiş. Aynen, güzelmiş. Ya mağara, normal mağara falan diyordum da yok. Evet. Gökhan bak, dişler. Ne dişi Ezgi'cim ya? Sana bahsettiğim dişler burada. Bence bir ahtapotun kolları onlar. Gökhan, bence yanlış yola girdik. Ben çok bunaldım ya. Evet, Ezgi'nin korkuları yavaş yavaş gözün yüzüne çıkmaya başladı. Ne Ezgi'nin korkuları? Çok nemli içerisin. Yok, çok rahat, çok nefes alınabilecek güzel bir ortam. Teşekkürler buradan mağara sahiplerine. Mağara sahibi kim? Abi bu mağara 10 milyon yıl önce oluştuğu söyleniyor bu mağaranın. 10 milyon yıl ya. Nereye gidiyorsun? Ezgi koştura koştura gidiyor. Ben iyi hissetmiyorum. Ama bir piknik yapacaktık burada. Oho. Gökhan, burası çıkmıyor. Çıkar çıkar. Ya ben iyi hissetmiyorum Gökhan. Çıkar. Kapat şunu. Gökhan, iyi hissetmiyorum. Oh, kafamı vurdum Ezgi. Gökhan, sus şu çanta. İyi hissetmiyorum. Tamam Ezgi, birazdan kendine geleceksin. Birazdan çıkıyoruz işte, bu çıkış. Adam çekiyor. Abi, iyi hissetmiyorum gördüm. Sen şaka mı yapıyorsun? Elim sakin ol. Bak, geniş hava. Rahat ol. Geldiğimiz yol burası. Geldiğimiz yol benim burası. Geldiğimiz yol. Geç öyle istersen Gökhan. Bakalım sunakta ne var? Yine para var tabii ki. Kurtların yediği bir muz. Bir adet, birçok adet para. Sular. Ve tabii ki tüslüler. Ezgi nerede? Tabii ki önde. Ay, çok uzundu. Benlik değil. Benlik değil mi? Burnundan getirdin Ezgi. Yok, bu kadar uzun benlik değil. Nefes alamadım. Ama benlikti. İşte evet. Çift olarak yola çıkarsanız böyle olur. Sen gir hadi Gökhan, geri gir. Hadi. Ben piknik yapacaktım ama. Orada uzun uzun oturacaktık, açacaktık şaraplarımızı. Hadi Gökhan'cığım, sen geri git. Yok ya abi, şaraplar burada çok pahalı. Nerede o Şili Arjantin şarapları? Nerede abi yarasa? Yarasalardan geliyormuş. Ha, nerede yarasa? İşte yarasa yarası. Gözüküyor mu? Şurada bayağı onlarca değil mi? Ben yanlış görüyorum. Onlarca değil, yüzlerce bence. Yavru. Yüzlerce mi? Oo, saldırtılar. Şu tarafta da var. Aşağıya doğru mu ediyorlar? Kafamı etmezler umarım. Yeşillikli köy. Mutluluktan işte temizlik, ferahlık sizlere. Oha, hem de hiç kurulamadan, durulamadan hoş geldin. Klasik müzikti bu ya. Bizim kafamıza reklam diye soktular bunları. Ondan sonra da çıkmadı aklımızdan hiç. Yine sahile geldik. Bölmek zorunda kaldık, kusura bakmayın. Yolculuğa devam edecektik ama motor arızalandı. Sonra tekrar bir motor verdiler. O da arızalı. Yani çok kötü muameleler görüyoruz bu taraflarda.
O yüzden çok da yansıtamadık. Artık Vietnam'ın sonuna geldik. Vietnam'da biraz uzak durmak istiyoruz. Yani artık gitmek istiyoruz Vietnam'dan. Evet. Çok fazla kaldık. Yetti. Sevdik. Bir de kuzeyi biraz daha farklı gördük. İlk kuzeye çıktığım zamanlarda bir şeyler hissetmiştik. Onları söylemiştik size. Onlar çok ağırlaşmaya başladı. Yani biraz daha para odaklı, hırslı, cimri, işte sert, kaba bir Vietnam gördük bazı yerlerde. Özellikle Katp Adası'nda. Motoru bıraktık. Paranın yarısını aldık. Şimdi sahilimize atalım kendimizi yani. Yani para değil de motor konusunda mesela bir motor verdiler, o 3 saatin sonunda bozuldu, sürekli istop ediyor, biz yolda kalıyoruz filan. İkinci motor verdiler, ikinci motor da aynı. Neden yeni motor vermiyorsun değil mi yani? Evet. O da gitti. Yani biz biraz artık çirkefleştik, çok sıkıldık çünkü. Sıcak bir yandan, yorulduk bir yandan. En sonunda kaldığımız yerin de şaibeli olduğu ortaya çıktı. Çünkü bu motor kiraladığımız yer kaldığımız yerden yapıldı falan filan. En sonunda tatlıya bağladık da yani tatsız bir şey oldu. Neyse artık denize girelim biz de. Tatlandı. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Artık söyleyecek bir şey de kalmadı Vietnam hakkında. Çok fazla konuştuk zaten. Çok fazla videomuz oldu. Bir de akşamını gösteririz buraların. Ondan sonra da artık nereye olur bilmiyorum. Neresi olur. Şu anda bir vizeyi bekliyoruz. Sürpriz olsun size de o. Evet. Hostelimizden çıktık. Biraz da gece hayatını gösterelim size. Bu adanın nasılmış. Bir de videoya ek olsun yani. Yarın çarşamba video yayınlanacak. Dakikayı uzatırız. Size de bunları gösteririz. Zaten çekilecek bir şey kalmadı artık Vietnam'da. Yani bana öyleymiş gibi geliyor. Biz şaşırmıyoruz. Size şaşırtamıyoruz o yüzden. Bu video işinden biraz yorulduk. Hani gezmeyi seviyoruz. Yanlış anlamayın. Hatta gezmeye bayılıyoruz. Görüyorsunuz. Ama maalesef arkadaşlar, ya bu abone sayıları sizin suçunuz yok. Çok güzel yorumlar, takipler geliyor. Tekrar teşekkür ediyoruz ama maalesef artmıyor ve bu artmaması da bizi hem üzüyor hem de yoruyor. 2 senedir yollardayız. Vietnam'da biraz uzun kalmamızın nedenlerinden biri de bu maddi yetersizlikler. Onu da açıklayalım. Vietnam'ı sevdik tamam ama Vietnam ucuz bir ülke. İhtiyacımız vardı. Bir türlü dinlenemiyorduk. Neyse bakalım. Şimdi Katpa'dayız. Burada dinlenmeye çalışıyoruz. Ne güzel kızlar öyle. Niye saçlarını öyle yapmışlar? Güzel mi kızlar? Yani biraz yaşlılarmış. Güzel gelmedi bana. Saçlarını toplamışlar. Vietnam'da olmazsa olmaz karaoke barlar. Yani bunlar lüks lüks böyle baksanıza. Yani içeride neler dönüyor ben bilmiyorum yani. İçiyorlar. Karaoke yapıyorlar. Kızlar, erkekler. Başka şeyler de dönüyordur muhtemelen. Çünkü bunlar bayağı büyük alanlarda, lüks alanlarda yapılıyor ama. Evet. Mesela burası da karaoke bar. İşte merkez böyle. Bol bol turist var. Hemen bunun arka sokağı, şu yan sokağı genellikle Vietnamlılar ama burada herkes turist. Şimdi hafta içi, salı günü. O yüzden yani Avrupalı turistleri fazla görecek miyiz? Göreceğiz muhtemelen. Görürüz şimdi. Ya bizim tanıştığımız Avrupalı turistler genelde uzun süre gezmeyen turistler oluyor. Mesela 2-3 aylık tatil izni almış iş yerinden ya da işte öğrenci izin, daha doğrusu öğrenci tatil yapmaya gelmiş birkaç aylık. Genelde böyle Avrupalı turistlerle tanıştık. Yani onlar da aslında bir birikimle geliyorlar arkadaşlar. Uzun seyahat eden, yani çok fazla yok sırt çantalı. Hani var tamam, dünyada var ama her yerde yok bu insanlar. İşte böyle 3 senedir dünyadayım, 5 senedir, 7 senedir dünyadayım. Öyle bir şey yok. Dünyadayım ne demek? Dünyada geziyorum yani. Hani herkesin genelde işi gücü var ki gezebiliyorlar. Bu ciddi önemli bir şey tabii ki. Biz de YouTube'u işimiz gücümüz yapmak istiyoruz ama yapamıyoruz. Bekliyoruz. Bekliyoruz gerçekten. 2 senedir bekliyoruz. Süremiz bayağı uzadı. Bu yüzden de üzgün, kırgın, dargın, mutsuz olabiliyoruz. Evet ya, yani en sonunda şey olacak artık böyle. Aynı kervana katılmak istemiyoruz yani. Hani daha önemli, daha değerli, daha heyecanlı göstermek çok basit yani videoları gerçekten. Bunu hatta birçok oyunla da yapılabilir. Yapmak istemedik, yapmayacağız da ama yani. Yani neyse. Sadece arkaya korku göstereceksiniz. Mesela bir korku müziği verip de insanları korkutmak ya da bir işte... Biz de yapıyoruz onu canım arada. Ya arada yapıyoruz da her videoda yapmıyoruz. Her videoda işte romantik müzik verip insanları romantizme inandıramazsın sanırım. Burada bu... karşıda ne var?
Karşısı full böyle sandalyeler dışarı. Ben buraya bayıldım. Evet, yeşil çay, kahve, bira, hindistan cevizi suyu. Her şeyi içiyorlar. Buraya niye atmışlar o masayı ya? Buralara? Masalar böyle gidiyor boydan buraya. Tam kime şöyle ait bu masalar? Karşı tarafa mı ait? Yok, masalar bir yere ait değil. Bence şöyle, bence bunlar seyyar işletme, gece işletmesi. Vietnam'ın her yerinde gördüğümüz ama gibi. Ama hani nereden alıyorlar? Yani malzemeyi nereden alıyorlar? Bilmiyorum da yani hep böyle bu masalar gezileri. Ulan kendileri getiriyorlar. Herkes oturuyor orada şey yapıyor. İçecekler nereden geliyor? İçecekler nereden geliyor bilmiyorum. Evet. Yani bence karşı taraf. Karşı taraf batıyor masaları. Buralarda restoranlar falan var. Yani huzurlu, sakin bir yer. Tabii işletmeler haricinde. İşletmeler rahatsız edici. Vietnam'ın kuzeyi olduğunu hissettiren bir yer burası yani. Katba. Evet. Burada huzurlu bir ortam var. Ha, turistler ne yapıyor burada derseniz, turistler de Vietnamların hayatına uyum sağlıyorlar. Bakalım mesela turistlerin olduğu tarafa da geçelim. Onlar ne yapıyorlar? Onlar yok, da... bunlar Vietnamlı. Bunlar turist değil. Burada takılanlar her şey. Yok, turist tarafı da Vietnam'a uyum sağlayıp işte mesela akşam kahve içiyor. Çünkü Vietnamlılar öyle davranıyor. İşte yeşil çay içmiyorlar da kahve içiyorlar turistlerde. Onlar da öbür taraflarda. Ya hemen karşıya geçiyoruz. Masaların karşısına bir de turist bölgesini bir gösterelim. Buralar biraz daha uygun fiyatlar galiba. Ya da yerel diyelim. Ya gece gece ne yapıyorlar? Ya dondurma yiyorlar ya yemek yiyorlar. Yani arkadaşlar, Vietnam'ın gece hayatı biraz daha yemek üstüne kurulu, yeme içme üstüne kurulu. Yani genellikle Tayland'da, genellikle Tayland'da ve Kamboçya'da biraz daha kadın turizmi yoğun. O yüzden Vietnam'da çiftleri çok görüyoruz. Özellikle kuzeyde, Ha Giang bölgesinde, kuzey taraflarda, turistik bölgelerde genellikle çiftler oluyor. Gerçi yalnızlar da var da, kadın genellikle buradaki yalnızlar da. yani çok rahat kadınlar buralarda gezebiliyorlar. Ama genel olarak aileler veya çiftler gördük. Yabancılarda da mesela, motorlarda hep iki kişi var. Evet, burada insanlar ne yiyor? Hindistan cevizi dondurma yiyorlar. Çünkü burada, bu bölgede, Katba'da ve çevresinde Hindistan cevizi bayağı bir meşhur. Dondurmalar meşhur. Herkes Hindistan cevizi dondurma sipariş ediyor. Hindistan cevizinin altına yapışkan pirinç konuyor. Üstüne de Hindistan cevizi rendesi. Burada bir çift tartışmada sanırım, yayını kısa keseceğim. Size şu dondurmayı göstermek istiyorum. İşte kendisi burada. Altta yapışkan pirinç, üstte Hindistan cevizi, üstte de Hindistan cevizi rendesi oluyor. Kendisini göstersek daha iyiydi. Ama Gökhan'ı gösteririm onun yerine. Bize mutlu son soruyorlardı. Mutlu ayak masajı var burada. Mutlu son değil. Bakın her yer mutlu ayak masajı. Burada hep fiyatı. Evet. Ne kadar mesela? Yarım saati 4,5 dolar. Her yerde happy feet. Yani Kamboçya'da, Tayland'da happy food var. İçine bir şeyler koyup işte daha mutlu olmanızı sağlayan yiyecekler veriyorlar. Mutlu masajlar işte yine aynı yerlerde yoğunlukta. Burada da happy feet var. Mutlu ayaklar. Bilmiyorum arka tarafta ne dönüyor ama burası normal. Aile yeri. Aile bahçesi. Aile çay bahçesi. Ayak masajı, ayak sıpası. Bakınız. Evet. Ya burada çok fazla şey yok. Vücut yok galiba değil mi? Genellikle ayak yani. Vücut evet. Vücut olunca kafalarda başka sorular uyanıyor muhtemelen. Burası muhafazakar olduğu için de onu uzak tutmuşlar. Yani ilk defa vücut masajı görmediğimiz yerlerin başında geliyor yani. Gördük de yani ayak çok önde. Vücudu unutuyorum. Abi başka bir fetiş olabilir yani bu. Bilmiyorum, ayakla bağlantılı. Evet, biz hazır aylar geçmiş geziyorken ve ülkemizi özlemişken biraz Türkiye benzetmesi yapalım. Çünkü kendi aramızda yaptık. Burası bize biraz Foça Urla'yı hatırlattı. Her yerde böyle balıkçı masaları var. Balıklar yeniyor, sohbetler ediliyor. Zaten burası balıkçı teknelerin olduğu yerlerin hemen yanı. Akşam vakitleri, gerçi turistler de var değil mi burada? Turistler de var, evet. Evet, ama Vietnamlı aileler de var. Karışık. Abi rakı yok yani. O balığın yanında rakı yoksa orası Foça'ya, Urla'ya falan benzemez. Evet, buralarda bol bol
nal yengeci görüyoruz ya. Şunlara baksanıza. Of abi, bunlar korkutucu. Ya canavar gibi gözüküyor ya. Ben şu an neye uğradım şaşırdım. Karideslerdi. Jumbo karides falan diyorduk da bunlar jumbo değil artık. Bunlar dinozor karides. Dev karidesler. Of, bu ne abi? Gökhan şu anda Godzilla'yı çekiyormuş gibi hissettim. Godzilla film ekibine hoş geldiniz arkadaşlar. Rengarenk bir ağaç bulduk. Altına girelim. Şu kuyruklar hakkında bahsedelim dedik. Ya bu atlalı yengeçlerin arkasında kuyruk var ya, merak ettik, bir bakalım dedik. Nedenmiş falan. Ya onlar dişileri, yumurtalarını o kuyruğun altında taşıyorlarmış. Yani denge, savunma, yüzerken destek, sosyalleşmek için, böyle çiftleşmek için kuyruklarını sallıyorlarmış, birbirlerine vuruyorlarmış. Bayağı işlevselmiş yani. Adamlar 450 milyon yıl önceden geliyor yani. Bayağı sağlam zamandan geçmişler. Hala hayattalar. Yani normalde uçarak kaçıyorlar falan, evrimsel süreçte kurtuluyorlar. Bu zamana kadar geliyorlar ama bu arkadaşlar 450 milyon yıl suyun altından gelmişler. Bravo doğrusu. Evet, nal yengeci yediğini düşün lütfen. O devasa hayvanı. Düşünüyorum. Evet, kafayı kapat, gözleri kapat. Odaklan. Bir türlü yemedim. Evet. Nasıl yiyeceğimi bilmiyorum. Yemek zorundasın. Tamam. Silah zoruyla yiyorsun. Yiyorum. Evet, bir fosil yemiş gibi mi hissederdin acaba? Yok, fosil yemiş gibi hissetmiyorum ama şey aklıma geldi. Abi ben burada resmen, yani vejetaryen değilim. Eti çok severim. Burada vejetaryen olacağım ben galiba ya. Abi tavukların derilerini veriyorlar. Biraz şikayette bulunayım ben. Vietnam biraz sıktı bizi artık. 3 ayı geçtik. Gitme zamanı geldi. Etten de soğudum. Tavuktan da, balıktan da ya. Ama kırılır Ezgi'cim o. Kırılmaz. Bunlar büyükler de bilir. İşte bu akülü araba yerine Kamboçya'daki gibi akülü motorlar. Bunlar gerçi baya oyuncak gibi. Yani Kamboçya'da gerçekten motosikletler vardı böyle. Kırıkları kullandığı. Baya büyük bir çocuk o. Ben de binebilirim. Evet. Çocuklarını bekleyip çekirdek çitleyen anneler. Neyse, bu kadar. Teşekkür ederiz bize katlandığınız için. Peki ben kitabımı söyleyeyim mi? Söyle. Kitabımı alırsanız sevinirim gerçekten. Bunu artık belirtmek gerekiyor. Çünkü bir izleyicimiz söyledi. Kendisine buradan selamlar, sevgiler gönderiyorum. Marmaris'te gittiği her sahilde benim kitabımı taşıyormuş. Çok teşekkürler. Lütfen videolarda söyleyin diye kendisi söyledi. Kitabını söyleyeceksin. Evet. Kitabını söylemeyi unuttu. İsmi yok. Kitabımın ismi, ikinci kitabım bu arada. Kıtanın Kayıp Yüzleri. Aşağıya geçiriz. Alırsanız, okumak isterseniz, okursanız, kitap seviciyseniz çok sevinirim. Alacağınız yerin linkini bırakıyoruz aşağıya. İyi akşamlar. Yarın çarşamba, yarın izlersiniz videoyu. Maalesef bu videolar artık böyle oldu. Elimizden geleni yapıyoruz. İyi akşamlar.